Evet değerli dostlar, Trakya'dayız. 2017-2018 sezonunun ilk üvey kabı ve benim de ilk programım Ormandaki Hayalet. Dostlarımız davet etti, sağ olsunlar. Türkiye'nin her yerinden davet alıyoruz ama üvey kabı olduğu için tabii ki Trakya ilk tercihimiz. Diğer avlarımızı ileriki programlarımızda, Ormandaki Hayalet programında köpeklerimizle, bıldırcın ve çulluk avlarıyla devam ettireceğiz. Mera'dayız. Bakalım neler izleyeceğiz, neler göreceğiz. Sezonun ilk programında siz değerli av dostlarımız güzel görüntüler sunmaya çalışacağız. Bu programda bizlere eşlik edecek olan kameraman Mesut Halıcı ve Kerim Sedef bile birlikte güzel detaylarla programa devam ettireceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Güzel atışlar inşallah olacak. Karavanalar olacak. Ormandaki Hayalet programı doğallığıyla sizlerle birlikte olacak. Mera'da görüşmek üzere. Değerli dostum İnan Aşçı bizleri ziyarete geldi. Sezonun ilk açılışı olan üvey kavunu dostlarımızla birlikte Trakya meralarında yapmaya gayret göstereceğiz. Bu meyanda da tüm dostlarımızla birlikte İlhan kardeşimizin yeni programı olan Ormandaki Hayalet programı için düzgün görüntüler yakalamaya gayret göstereceğiz. Kendisine yeni programıyla ilgili başarılar diliyoruz. Tüm av camiasına hayırlı olsun. Tarafta yüksekte duralım, önce göreceğiz. Bak arka tarafta da iniyor bu kuş aşağıya. Buradan geçen kuş arkaya, öbür tarlaya iniyor şu anda. Sadece burada kalmıyor yani. Sağında kuş. Otur. Bak, aşağıda kuş gözüküyor. Bir tane bak. Sadece 60 olmak için tüfek atmanın da bir anlamı yok. Yani önemli olan gene fazla böyle oturarak vurmanda fayda var. Bak aynı kuşlar döndü. Hiç kıpırdama. Hiç kıpırdama. Kıpırdama. İlk defa avlandığımız bir tüfek, hiçbir şekilde tepmesi, rahatsız edici bir durumu yok. İlk defa bir fişek attık 20 kalibre.
aşırı domuz var. Domuz popülasyonu çok fazla. Zaten yolda gelirken gördünüz mesela bütün köylüler. Herkes gece bekledi tarlalarını. Şimdi evine gidiyor. Aşırı zarar veriyor. Çiftçiye çok zarar var. Şu anda kopay domuzu kovuyor veya yatağından kaldırmaya çalışıyor orman içerisinde. Bak. Biliyor musunuz? Kuş biraz sakin. Daha günlüğünü tam olgunlaşmadığı için. Mesela şimdi başlayacak kuş kendini göstermeye. Güneş içinde hiç hareket etme. Hareket etme Hasan. Hasan! Kuş geceyi ormanda geçiriyor. Şimdi gün doğusuyla beraber, güneşin çıkmasıyla beraber ormandan kendisini gündönü tarlalarına yemlenmek için atıyor. Buradan da çıkacak, tekrar suya gidecek. Gündönüyü yedikten sonra kendini besleme amaçlı suyunu da içecek. Suyunu içtikten sonra tekrar ormana geri gelecek. Öğlen sıcağında hava ısınmaya başladığı zaman kendini tekrar ormana alacak. Akşam üzeri tekrar yemlenmek için çıkacak. Biraz su sıcak, biraz daha güneş yükseldiği zaman biraz daha alçalacak. Ne kadar yüksek, enteresan ya. Şimdi, hele ki bu saatte bak ne kadar gergin, sanki bu avı geçen haftadan beri 10 gündür avlanıyormuş. Aynen. Evet. Çünkü insanlar bu avı yaptılar. Belki de kuş bu yüzden çok gergin. Açılmadan önce girmiş. Tabii. Bu kadar yüksek çıkmaması lazım sabahleyin bu avı. Solunuz. Oradan okunmuşsa bak düştü. En sonunda. Allah, motoru kapatırdı kuşu. Yanımızdan geçti Hasan. Bak güneşe doğru iki tane var. Her an dönebilir. Ne kadar gergin ve yüksek bak. Bak sürüyle oldular bak. Toplandılar bir araya görüyor musun? Evet. Bak. 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 Hadi hadi. Kardeşim ağaçta bayrak türbe gibi olmuş. Baksana poşetler, naylonlar, domuz gelmesin diye. Evet. Geliyor Hasan arkanda Hasan. Abi. Düştü. Geliyor abi şu tarafta. Hasan. Dövmüşler bu kuşu ondan. Geçen işte biz keşfe geldiğimizde mesela çocuklarla burada yakaladık adamları arka tarafta. Değil mi? Onun arka tarafını da yakaladık. Kim yapıyordu o işleri? Vatandaş. Vatandaş. Hem tatile gelmiş. Hadi İlker. Ağaçta. Konuk atanın kafasını koparırım. Konuk atmak yok. Bak kuşu kaçalım. Bak bu iri kuş. Bu iri kuş. Çünkü kuşun tüyünden anlarsınız. Yani kuş iri mi ufak mı? Kuş büyük. Böyle simsiye uçmaz. Normalde bu kuşu daha açık renkte görmeye başlarız. Yani açık renkte olduğu anda beslenmiştir ve tüyü kendini bulmuştur. Şu andaki bu üstündeki tüyler palas tüyü.
kendisinin palas. Kuşun ufak olduğundan dolayı kop koyu. Ama bu hayvan beslendikçe, kendini doyurdukça tüyünün rengi de daha açılacak. Ve biz bu zaman, o zaman ne yapıyoruz? Havada bu hayvan uçarken boynundaki hareye kadar görebilirsiniz. Halkasına kadar görebilirsiniz. Onu gördüğünüz zaman bilin ki kuş olgunlaşmıştır. Bu kuşu vurmak o zaman keyiflidir ve zevklidir. Biz şu anda bu açılış, av sezonunun açılışı olduğu için bu ava çıktık. Ama bundan sonra çıkar mıyız? Çıkmayız. Ne zaman çıkacağız? 15-20 gün sonra tekrar bu avın peşine düşeceğiz. İşte o zaman vurduğumuz üvek gerçekten üvek olacak. Geliyor karşıda. Bravo be. Bravo. Düşüyor. Düştü. Ancak yaşayan bilir keyfini. Doğayla iç içe olduğun için en güzel sporun başında bu. Sporların başında bu var. Tabii birçok arkadaş, birçok insan bizlere farklı gözle yaklaşsa da şu da var tabii. Avcı insan doğayı da korur. Avcı insan ormanı da korur. Ormanı da sever, hayvanı da sever. Ama tabii şu anda öyle de avcı arkadaşlarımız var ki avın etiğini bilmeden, avına saygı göstermeden avlanan da birçok yeni nesil avcı grubu var. Zam üstümüz ama çok gergin. Çok yüksek gidiyor. Bu da palas, simsiyah. Havada görünürken siyah bu zaten. Akşam onda da aynı avı yapacağız. Aynı tüfekleri atacağız ama yarınki av gününü tabii başka bir merada geçireceğiz. Çünkü bu kuş bugünkü bu kadar tüfekten sonra bu meraya gelmeyecek. Bu meradan hemen terk edecek. Başka bir meraya atlayacak. Kısa aradan daha bir bak, ormanı orman gün döndü yapıyor, gün döndü tekrar orman yapıyor bak. Şimdi öğlen sıcağı başladığı zaman bu hayvan tekrar ormanın derinliğine çekilecek. Ormana inecek. Sıcakta o da dışarıda durmaz. Kendini ormana alacak. Evet, sezonumuzun ilk avı. Öncelikle 2017-2018 sezonunda
Herkese rastgele, kazasız belasız. Trakya'dayız. İlk açılışımızı Yukavı ile yaptık. Tabi limitler belli, 5 adet. Şimdi otururken bir Yüvek karşıdan geldi, bir atış yaptık ona. Onu bulduk. Tam setin altındayken çok güzel bir Yüvek daha üstüme çıktı. Ona da bir atış yaptık, onu da sonlandırdık. Hava sıcak. Resmi hava. Ve sezonun ilk Yüvek avı. İlk programını çekiyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Öncelikle. Vuruldu. Sanki bir hafta 10 gündür bu fişek yemiş gibi geziyor kuş. Aynen. Bir haftadır 10 gündür sanki bu hayvana pataklamışlar yani. Bu kadar gergin, bu kadar yüksek kuş gezer mi? Yani ona silah atılmamış olsaydı mümkün değil, böyle olmaz. Tabii. Şimdi bir hafta 10 gün sonra Yüvek avı daha keyifli olacak. Bunun sebebi tabii şimdi birçok yerde arazi gün döndü ekili olduğu için kuş sabahleyin çıktı. Birkaç tüfek atabildik ama attığımızın dışında da ne yaptı kuş? Şimdi bizim olduğumuz yerde değil ama başka bir tarlada rahatlıkla kendini beslemeye başladı. Besleniyor şu anda. Ha, 15-20 gün sonra gün döndü biçilmeye başlandığı zaman, başlandıktan sonra tabi mera daralmaya başlıyor. O arada da kuş bir arada birbirini toplamaya başlar ve işte o az kalan gün döndüğü nerede bulursa orada yer. İşte o zaman keyifli olmaya başlar bu avcılık. Ha şimdi de tabii ki çok keyifli. Çok keyifli. Yeteri kadar kuş gördük. Yeteri kadar kuşa tüfek de attık. Ha, ama tabii şu da var. Her şeyden önce arazide çok iyi dağılmak da gerekiyor. Bu av kalabalıkla yapılabilen bir av. Ne kadar kalabalık avcı aynı bölge etrafında olursa kuşu hareket ettirme şansımız daha yüksek. Kuş bu sefer hareket ediyor. Şu anda mesela biz burada tüfeklerimizi attık. Ne yaptı bu hayvan? Bir kenardaki tarlaya oturdu. Oturdu. O yüzden de şimdi çok seyrek ve nadir olarak görülmeye başladı. Zaten güneş de yeteri kadar yükselmeye başladı. 15-20 dakika içerisinde, yarım saat içerisinde zaten biz de avdan çıkacağız. Sabahımızı bitirmiş olacağız. Sabahı bittikten sonra zaten kahvaltımızı yapacağız, istirahatimizi edeceğiz. Akşam üzeri tekrar meraya çıkacağız. Yedik ta kafa bulalım mesela. O bu oturur, oturduğu yerden bu gün döndüğünün çekirdeğini yer. Bu çekirdeği yedikçe de beslenir. Bu onu besler. Çünkü bu yağ yani çiçek yağı dediğimiz yağın elde edildiği bitki. Ayçiçeği. Kuşu da besler. Kuş bunu yediği sürece beslenir. Tamam tabii. Zaten yemeye başladı mı kuş gerçekten kuş olacak. Tabii. Üstünde oturur. Çıtır çıtır bugün döndüğü yer. Şimdi birçok arkadaş diyor ki işte ya kuş şöyle düşün, her kuşun kursağında hiç yoksa 15-20 gram çiçek vardır. Gün döndü vardır.
Düşünün bakalım, binlerce kuşun kursağında ne kadar çekirdek var. Avrupa'nın birçok ülkesinde bazı avları bilinçli olarak limit dahi koymadan avlatıyorlar. Çünkü çiftçiye de bir zarar var. Çiftçiye de zarar verdiği nokta var. Ya bu kuş göç kuşudur. Göç edip gidecek. Sonuçta burada kalan bir kuş değil, yerli kuş değil. Mayıs ayında buraya geldi. Bizim bölgemizde Mayıs ayında geliyor. Ve şu anda vurduğumuz kuşlar onların çıkardığı yumurtasından çıkan palaz dediğimiz, yani yavru kuş, bu senenin kuşu. Bu senenin kuşu. Burada beslenecek, göçüne devam edecek. Göç etmeye devam edecek. Burada günlüğünü biçildikçe, bittikçe başka mereye aktaracak kendini. Şu anda bulunmuş olduğumuz ayçiçek tarlalarında aslına bakarsan biz çiftçiyi de korumuş oluyoruz. Örneğin az önce söylediğim gibi şu ayçiçek kellelerine baktığımızda belli oranlarda her kuş her konduğu ayçiçeğini belli bu şekilde yemiş oluyor. Dolayısıyla genele vurduğumuzda tonlarca çok güzel vuruş. Harikaydı. Mükemmel. Mükemmel vuruş. İlan. İşte az önce söylediğimiz gibi her ayçiçek kellesinden 50 gram, 20 gram, 10 gram ama bu binlerce dekarlık alanda binlerce kuşun yemesiyle nasıl söyleyeyim tonlarca çiftçinin cebinden ve ekonomiden belli noktada paranın kaybolmasını, heba olmasını önlemiş oluyoruz. Kalktı. Tam üstünde. Harika. Gidiyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Kondu oraya. İnan kardeşimle beraber güzel bir açılış yapıyoruz. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. Çok güzel. Harikasın. Whatever comes our way. Yeah.